Bu soruda arkadaşlar kökler çarpımı negatif demiş. İkinci dereceden bir denklemde kökler çarpımı c bölü a'dır. Dolayısıyla c bölü a'mız negatif. Bu şu demek, c ile a zıt işaretli sayılar arkadaşlar. Hemen bunu yazalım isterseniz. A, b, c gibi 3 tane sayı alacağız. A artıysa c eksi veya a eksi ise c artı olacak şekilde. Kökler toplamı da pozitif. İkinci dereceden denklemde kökler toplamı eksi b bölü a'ydı arkadaşlar. Yazalım. Eksi b bölü a'mız pozitif. Eksi b bölü a'nın pozitif olması demek her iki tarafı eksi ile çarparsak b bölü a'nın negatif olması demek. Bu da şu demek. B ile a yine zıt işaretli sayılar. A artıysa b eksi, a eksi ise b artı olacak şekilde işaret gruplandırması yaptık. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. A artı b ile c eksi olacak. Pozitif burada 4 tane sayımız var. 4 tane sayıdan bir tane sayı seçelim a için. Negatifte 3 tane sayımız var. 3 sayıdan da 2 tane seçeceğiz. 3'ün ikilisi. Fakat burada b ile c yer değişikliği yapabileceği için arkadaşlar burayı 2 faktöriyel ile çarparsak burası 4, 3, bu da 2 çarparsak 24 yaptı arkadaşlar burası. Şimdi gelelim ikinci gruba. A eksiymiş. Burada negatif olan kaç tane sayımız vardı? 3 tane sayımız vardı. 3 taneden bir tane seçtik. Pozitif olan 2 tane sayı seçeceğiz 4 sayıdan. 4'ün ikilisi. Yine burada b ile c yer değişikliği yapacağı için arkadaşlar 2 faktöriyle çarparız. Burası da 3 çarpı 6 çarpı 2'den 36 gelir. Toplamda da 60 tane polinom yazarız. Cevabımız D seçeneği olur.